Merhabalar efendim. Elimde gördüğünüz kombumuz hazır. Trendyol'dan geldi. Sushi'mizi yapmayı deneyeceğiz. Yani şöyle bir 10 yıldır, daha da fazla olabilir çünkü üniversitede yapmıştım. Sushi yapmadım uzun yıllardır. O yüzden ne hatırlıyorum ne bir şey. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ama temel hani basic öğeleri hatırlıyorum. Japon Kültür Günü'nde her sene yapardık üniversitedeyken. Çok da yemeği severim. Yapması da o zaman eğlenceliydi ama hatırlamıyorum dediğim gibi. Birkaç malzemem var. Sebze ağırlıklı olacak genelde. Alerji oldum. O yüzden sesim tuhaf gelebilir. Kusura bakmayın. Ortaya nasıl bir şey çıkacak hiç bilmiyorum. Bakalım. Hem futomaki yapmak istiyorum. Hem uramaki hem temaki. Deneyeceğiz. Başlıyoruz. Evet, malzemelerimize bakalım. Öncelikle gösterdiğimiz kombumuz burada. İçinde yani 10 adet olması lazım. Bakarız tekrar. Pirincimiz burada. Pirincimizin uzun olmaması gerekiyor. Yani kısa pirinçleri kullanabilirsiniz evde. Burada neyimiz var? Kikkoman, toz soya sosum var. Kullanırım belki ama çok baharat kullanmamayı düşünüyorum. Avokadomuz işte şöyle en iyiyim hatta. Bol yeşilliğimiz, salatalığımız, bir tane yumurta pişireceğim. Onu ince ince doğrayacağım. Onu kullanacağız. Ve burada surimi. Yengeç surimi var. Bunu da yine Trendyol marketten almıştım. Muhteşem bir tadı var. Bunu yani yengeç ama hani böyle balık olduğunu hissetmeyeceksiniz. Muhteşem bir tat. Net görünüyor mu? Birazdan açacağız. İçinde bunun kaç tane varmış? Bakayım. Yani bir 10 tane olması lazım yaklaşık. Çok lezzetli. Pişirmeniz gerekmiyor. Bu şekilde direkt koyabiliyorsunuz. Başlıyoruz.
Efendim merhabalar, suşilerimiz sunum tabağında ve ben yemek için gayet hazırım. Yapılışı bence uzun sürmedi. Yani size biraz videoyu böyle hızlatmış şekilde izletiyorum ama gerçekten uzun sürmüyor. Hani zaten içindekiler salata malzemeleri, yani avokadodur, işte maruldur, ne kullandık yani soslar. Artan yemek vardı mesela, onu kullanarak bir tane Türk usulü sushi yaptım. İçinde bayağı türlümsü bir yemek var yani. Hani evdeki sebzelerle hazırladığımız dünden artan bir yemeği kullandım. Bence en lezzetli de o olacak gibi geliyor ama bakalım. İşte wasabi acı bizim hani ailece ağız tadımıza, damak zevkimize pek hitap etmediği için pesto sos kullandım. Çünkü pestoyu herkes sever. Ben şöyle göstereyim. Buraya. Tabağımız gayet güzel. Burada soya sosumuz var. Bakalım. Bir tane deneyelim. Hangisini deneyeyim? Yumurtalıyı deniyoruz. Soya sosuna ben batıracağım. Gerçekten midem mutluysa ben mutluyum yani. Beynim mutlu. Akciğerlerim, damarlarım, cildim, her şey mutlu. Muhteşem bir şey. Sushi'ye bayılıyorum zaten. Sushi deyince sadece böyle insanların aklına çiğ balık geliyor ya. Hani eğer yemiyorsanız, hani böyle bir ön yargınız varsa sadece şunu düşünün. Pirinç seviyor musunuz? Evet. Sebzeleri seviyor musunuz? Evet. Yani içine sevdiğiniz ne varsa onu koyabilirsiniz. Ben hepsini hani gördünüz. Şey koymadım. Yengeç koymadım ama bir tane şöyle sushi roll yengeçli olanı deneyelim. Ben çok seviyorum balık. Somon seviyorsanız somon koyabilirsiniz. Hadi çiğ sevmiyorum diyorsanız onu pişirip koyabilirsiniz. Ben de böyle yani hayatımda bir kere yapmış ama uzman gibi konuşuyorum. Yani bir kere yapmadım, hani birkaç defa yaptım ama hani üniversite yıllarımda yaptım. Sonrasında yaptığımda ben yapmadım. Arkadaşıma, Japon arkadaşlarıma yardımcı olur gibi böyle hani yanında eğlencesine bulundum hani. Daha çok yemek kısmında yardımcı olmuştum. Takdir edersiniz ki. Bir de bunu deneyelim. Bunda hem yumurta var hem avokado. Sebzeleri gördünüz. Bu yengeçli olan. Yengeç'e bayılıyorum. Yani ben deniz ürünlerine zaten bayılıyorum. Bu yengecin de böyle işte tertemiz, pürüzsüz yapısı, o damağınıza böyle bir şölen yaşatıyor ya, ona bayılıyorum. Bir de Türk usulü olanı deniyorum. Açılmak üzere. Muhteşemdi. Ama soyaya niye batırmadım bilmiyorum. Soya soslu gayet güzel oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bu Japon pirincini hazırlarken gördüğünüz sosunda ne kullandık? İşte sirke kullandık. Kamerayı da ağzımın içine sokmuşum. Bu pirincin sosunu hazırlarken ne kullandık? İşte sirke, tuz, şeker kullandık. Ama çok ufak ölçülerde kullandık ve hani çok az katıyoruz onu pirincimize. Zaten bir kap pirinç var. Bu arada hepsini kullanmış oldum burada. Ama hani böyle sebzelerde de bir herhangi bir tuz, yağ bir şey kullanmadığımız için yavan gelebiliyor. O yüzden en güzeli işte şu uramaki'yi de deneyelim bu arada. En güzeli soya sosuna batırmak. Ben böyle bol bol batırıyorum. Siz de öyle yapın, tamam mı? Az batırınca gerçekten İşte içindeki çiğ balın tadı daha yoğun geliyor. Hoş olmuyor yani. Onu kimse sevmiyor gerçekten. Hani Asyalı ya da Türk fark etmiyor. Biz de Asyalıyız bu arada. Sadece Asya'nın son ucuyuz diğerlerine göre.
Uramaki ben daha çok aşık olmuş olabilirim. Ya da içine pesto sos kullandığımız için olabilir. Bilmiyorum. Pesto varsa ben varım arkadaşlar. O derece seviyorum. Ayrıca salatalıkta Çengelköy salatalığı kullandım. O da böyle çok taze, fresh böyle bir tat bırakıyor. Yani hani boş, sulu bir tadı yok yani. Salatalık çok lezzetliydi. İyi yapmışım onu kullanarak. İçine işte koyduğum mayonez de azdı. Bu iyi oldu. Ben mayonez çok sevmiyorum ama bu sebzelerle karıştığında pirinç de hoş bir tat bırakıyor. Eğer Japon yemeklerinden yine onigiri denediyseniz özellikle herkesin favorisidir. Mayonezli ton balıklı olan bir onigiri var. Onigiri de pirincin, sushi nasıl yuvarlak halkalar? Onigiri de pirincin böyle üçgen şekli. İşte böyle elinizle şöyle şöyle yaparak onu üçgen şekle sokuyorsunuz. Ama önce ortasına şey koyuyorsunuz. Ne seviyorsanız işte. Ama onun en güzeli ton balığı ve biraz böyle mayonez koyuyorsunuz. Sonra o pirinci böyle kapatıyorsunuz işte üçgen yapıyorsunuz. İsterseniz işte biraz şey kombu da sarabilirsiniz üstüne ve kenarlarına. Ya da tamamen kaplayabilirsiniz kombuyla. Ben iki türü de seviyorum. Sonra işte onu böyle buzdolabı poşetine ya da folyoya sar. İş yerine götür, oraya buraya yürüyüş yapacağın zaman götür, pikniğe götür. Muhteşem bir lezzet. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Neden bu kadar susam kullanıyorlar suşilerinde ve çörek otu? Asyalılar, yani sadece Japonlar değil, Çin'de de, Kore'de de kullanıyorlar. Arkadaşlar, ben de bilmiyordum. Bizim yemeklerimize, hani ana yemeklerimize girmiyor. Normalde böyle daha işte börek tarzı şeylerde, poğaçalarda falan kullanıyoruz susamları ama onlar ana yemeklerinde de koyuyorlar. Pirinçlerine hep bunu katmalarının sebebi de susam hazmı kolaylaştırıyor. Yani mide dostu. Gerçekten susamın yağı çok kaliteli. O yüzden susamı böyle muhakkak serpiştiriyorlar ki hani yediğiniz şeyler. Çünkü hani bir sushi yiyorsanız ya da hani Asya mutfağı biliyorsunuz ya çiğ etler olabiliyor balıklar ya da böyle hani hafif buharlanmış, haşlanmış tarzı şeyler olabiliyor. Ve hani öldürmüyorlar şeyleri, sebzeleri de hani. Onun yanında böyle mide dostu, mideye yardımcı olacak bir ürün olarak susamı çok koyuyorlar. Bizde karabiber neyse onlar da o yani susam. Bu kadar. İyi ki denemişiz. Gayet güzel oldu. Muhakkak deneyin. Böyle hani gözünüzü büyütmeyin. Hem yapımı kolay. Basit yani rulo yapıyorsun bitiyor. Hani pişirmesi yok, bir şey yok. Hani pişmiş bir yumurta koyduk yani. Siz tabii sosis severseniz sosis koyabilirsiniz. Onu da böyle çok ince böyle ince uzun dilimleyin. Koyarsanız güzel oluyor. Ayrıca havuç da çok güzel oluyor. Bak ince, uzun havuç dilimleri ve pırasayı böyle yine aynı boyda yapın. Böyle incecik uzun kesin. Hafifçe böyle şeyde kavurun ama havuç biraz daha uzun sürüyor. Önce havuçları atın tavaya. Sonra pırasaları. Onu böyle bir kavurun, tamam mı? Yani bir iki dakika böyle birkaç dakika, 5 dakika kavurun. Sonra onu da koyun içine. O da pirinçle çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Muhakkak denemeniz lazım. Ben bayıldım. Sorularınız, yorumlarınız varsa aşağıya bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kamerayı sürekli oynattım. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz.